2017 yılına kadar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde siyaset bilimi hocası olarak görevliydim, yardımcı doçent olarak. Şubat ayında yayınlanan bir kararname ile 2017 yılının görevimden ihraç edildim. Nedeni de kamuoyunda barış bildirisi olarak bilinen bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildiriyi imzalamış olmamdı. Ondan sonra bağımsız araştırmacı olarak hani devam ettim. Yurt dışına çıkış yasaklarımız kalkınca 2 yıllığına Almanya'da Bremen Üniversitesi'nde çalıştım. Orada derslerim halen online olarak devam ediyor. Online olarak derslerime devam ediyorum. Bu sene hani Türkiye'ye döndüm pandemi bittikten sonra. İttifakının oluşum mantığı ve bunu gerekli kılan dinamiklerin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Millet İttifakı'nın başını çeken Cumhuriyet Halk Partisi ve tabii hani ikinci gücü diyebileceğimiz İyi Parti'nin bu ittifak içinde yarattığı dengeler kaçınılmaz olarak Türkiye'nin ana gündem maddelerinden olan ve temel toplumsal çatışma eksenlerini temsil eden Kürt sorunu gibi, Alevi-Sünni ayrılıkları gibi yahut emek-sermaye çelişkisi gibi yakıcı hani siyasi sorunlara değinmemeyi gerektiriyor. Aslında Millet İttifakı temel olarak hükümet sistemi değişikliğini, Türkiye'deki hükümet sistemi değişikliğini, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişle açığa çıkan anayasal krizi çözme amacına odaklanmış bir oluşum. Bu bakımdan da temel siyasi motivasyonu ne istediğinden çok neyi istemediğine bağlı olarak bir araya gelmiş olan bir grubun hani oluşturduğu bir oluşum. Bu açıdan baktığınızda kısa vadeli siyasi dinamikler açısından Millet İttifakı'nın bileşenleri Türkiye'nin siyasal ilerlemesi, demokratik hak ve özgürlüklerin ilerlemesi açısından elbette bir şeyler vaat ediyor. Çünkü bugün hani oluşturmuş olan rejim tümüyle kanun tanımaz. Açıkçası bilinen hiçbir kanuni rejime uygun olmayan, adı olmayan, bu yüzden de Türk usulü Cumhurbaşkanlığı sistemi diye hani uydurdukları bir isimle hani tanımladıkları bir sistem. Dolayısıyla bu sisteme karşı en azından hukukun üstünlüğünü savunan yer yer evrensel hukuk standartlarına ve anayasa mantığına gönderme yapan her türlü oluşum nispeten tercih edilebilir. Fakat zaten bakın problem de buradan kaynaklanıyor. Aslına bakarsanız tercih edilebilir olmaktan kaynaklanıyor. Yani bir tür ehvenişer mantığının ürünü olarak ortaya çıkıyor Millet İttifakı'nın bileşenleri. Yani kötünün içinde iyisi olarak. Herkes bugün işte kötünün içinde iyisini işte MHP'ye göre İyi Parti'yi örneğin hiç olmayacaksa CHP'yi. Yani aslında bugün uygulanan politikalar yoksulluk, pahalılık ve açıkçası şöyle söyleyeyim hukuksuz rejim insanları bir tür ehvenişer arayışı içine itti. Ve Türkiye'de siyasetin temel dinamiği de bu arayışa yöneldi. Böyle bakıldığında da Millet İttifakı halka belli bir şey vaat ediyor gibi somut açıdan gözüküyor. En azından parlamenter sistemin restorasyonunu vaat ediyor. Fakat bu da onun sınırlığını gösteriyor. Çünkü Türkiye'nin temel demokratik sorunları basitçe bir hükümet sistemi değişikliğinden ibaret değil. Hatta açmama müsaade ederseniz bunun ben bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tayyip Erdoğan ya tek adam rejimi diye adlandırdığımız rejim gökten zembille inmedi. Eski rejimin içinden çıktı. Parlamenter rejimin zaafların içinden çıktı. Ona hakim olan çoğunlukçu sistemin içinden, çoğunlukçu politika mantığının içinden çıktı. Ben bu çoğunlukçuluğu hani majoritaryenizm denilen dar anlamıyla kullanmıyorum. Yani en genel anlamıyla çoğunluğun her şeye hakkı olduğunu savunan hak tanımaz rejimlerin mantığını anlatmak üzere kullanıyorum. Böylesi bir yaklaşım demokrasiyi basitçe çoğunluğun iradesi olarak görüyor. Ve çoğunluğun iradesi ne getirilen her türlü sınırlamayı, açığa çıkan yüzeysel demokrasi anlayışını sınırlandıran her türlü girişime vesayetçilik adı hani veriliyor. Vesayetçilik ya da darbecilik adı veriliyor. Şimdi bu zaviyeden yaklaştığınızda parlamenter sisteme dönüş adı altında geliştirilen politikaların belli bir erdemi ve değeri var. Yani sınırlı iktidar fikrini gündeme getirmesi anlamında. Fakat bu noktaya da biz parlamenter sistemin kendi içindeki zaaflardan geldik. O da nedir? Mesela bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Bey diyor ki
Tayyip Erdoğan rejimi vesayetçiliği eleştirdi. Askeri vesayeti kaldırdı ama sivil vesayet kurdu. Yani vesayetçiliğin bir tür metastaz yaptığını ve bugün sivil vesayet olduğunu söylüyor. Halbuki Tayyip Erdoğan'ın problemi vesayetçilik değil, çoğunlukçuluk. Yani azınlık haklarını tanımamasından, azınlıkların tanınmaması anlamına geliyor. Diyor ki milli iradeye hakim kılacağız. Yani onların bir programı var biliyorsunuz. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak adını veriyorlar. Ve bu politikanın temel hedefi de sivil vesayetçiliği kaldırmak. Demokrasiyle taşlandırmak dedikleri bu. Tayyip Erdoğan'ın tek rejimi, tek adam rejimini kaldırmak ve milli iradeye hakim kılmak diyorlar. Ama zaten Türkiye'deki problem milli iradenin anlaşılma mantığından ileri geliyor. Türkiye'de milli irade üniterist. Değil mi? Yani tekçi, Türkiye'nin tek işte tek dil, tek bayrak, tek şeyden oluşan bir topluluk olduğunu savunan, sermaye mantığı ekseninde örgütlenmiş, çoğunluk hani grupların oluşturduğu bir iradeyi yeniden tesis etmekle ülkeyi demokratikleştirebileceğini düşünüyorum. Ben buna karşı bu majoriteryen siyaset anlayışıyla tesis edilen milli iradenin daha birçok tek adam rejimleri ve Tayyip Erdoğanlar doğuracağını düşünüyorum. Yani bu çözüm değil, çözümün kendisi değil. Türkiye'deki özgürlük siyasetinin azami değil, asgari programı parlamenter rejimi yeniden kurmak olmalıdır ve olabilir. Naçizane görüşüm benim. Çünkü Türkiye'nin yapısal sorunları toplumsal çatışmanın odaklandığı asıl alanlarda gerekli reformları yapmaktan ileri geliyor. Zaten vaat ettikleri anayasanın temel esprisi de tam da bu noktada açığa çıkıyor. Anayasanın temel amacı toplumsal barışı sağlamaktır. Toplumsal barış da çatışmanın olduğu yerde gereklidir, değil mi? Çatışmanın olmadığı yerde barışa niye ihtiyaç duyasınız? Hani çatışmayı en genel anlamıyla hani söylüyorum, asıl siyasetin yakıcı konularına değinmediğiniz bir yerde hangi anayasayı yaparsanız yapın, yani bunun bir çok uzun vadede yaşayabilirliği olmuyor. Türkiye'de hani 1980'den bu yana yapılan anayasa değişikliklerini bir anımsamaya çalışacağım. Sayısını bilmiyoruz artık, değil mi? Anayasanın değiştirilmedik yeri kalmadı ama halen deniliyor ki 12 Eylül anayasası yeterince sivil değil. Halbuki asıl mesele anayasanın değiştirilmez denilen maddelerinden, yani milli iradenin yapısından ve kurgulanış biçiminden kaynaklanıyor. Yani Türkiye'deki egemenlik mantığının çözülmesi haklara dayalı, haklara dayalı, insan haklarına dayalı yeni bir siyaset anlayışı mantığının geliştirilmesi gerekiyor. Özgürlük ve demokrasi siyasetinin azami programı bu olmalıdır.